Hızırriye hak inancında çok önemli bir değerdir. Dünyanın birçok inancında farklı isimlerle adlandırılmış. Farklı coğrafyalarda farklı isimlerle adlandırılsa da işlevi, ona yüklenen mana ortaktır. Coğrafyanın farklı olması Hızır'ın anlam derinliğinin de farklı olduğu anlamına gelmiyor. Yol bir sürek bin birdir den hareket edersek, evet. Hızır bütün coğrafyalarda, mesela Araplarda İlyas ve İdris, Ugaritlerde Kotar, Elenlerde Yeşil, Glaukos olarak, Kinyas olarak, Kitharis olarak, Avesta'da, Zerdüşt inancında Gund, Hazra, Akatlarda Kasura, Asurlarda Hızır, Huzuri, Amortilerde Hazirum, Ermenilerde Sarkis. Hepsinin ortak özelliği, zaten Arapçada El-Hadr, yeşil kelimesinin kökünden gelmesi, Kurmancı'da da Heşini, yeşerme, yeşillik, bizde de özellikle Dersim bölgesinde çok kullanılıyor. Hepsinde yeşilliktir. Yani yeniden var oluştur, doğuştur, düşünce, fikirdir. Kaos ve kriz toplumlarının çok yoğun olduğu dönemlerde mevcut nehak zihniyete karşı toplumun kendisini yeni bir düşünce sistemiyle, yeni bir fikirle kendisini yeniden o kaosta kurtuluşun adıdır Hızır. Evet. Bu yönüyle tarihte baktığımızda en büyük kaoslarda mesela Nuh'a akıl veren Hızır'dır. Utnapişta olarak tanımlanır, Hızır'dır. İbrahim'in yanında Hızır, ona yardım eden, ona aklı öğreten, oğlunu kurban etmesinin önüne geçen eşidir Hızır. Kırklar ceminde Hazreti Muhammed'in Muhammed sıfatıyla ceme geldiğinde kabul etmemesinden dolayı ciddi bir arayış ve kaosa girdikten sonra gökten gelen bir nida ona gitti ki ben fakir bir kulum, sizden birisiyim dediği akıl Hızır aklıdır. Eşitlenme aklıdır. Krizden kurtarma aklıdır. Zaten orada da kandilden bir nurdan bahsedilir. Ekolojik bir akıldır. Yeşillik olmasından da kaynaklı. Aliye Salman aklıdır. Musa'ya ciddi bir kriz yaşayan kardeşi Harun aklıdır. İsa'da Meryem aklıdır. Muhammed'de Hatice, Ali'de Fatma aklıdır. Bu yönüyle her ne kadar ki dediğiniz gibi bizde böyle sakallı, rusipi, biraz erkek olarak tanımlansa da bile aslında temelinde huayza kelimesi yatıyor. Hızır huayzadadır. Kurmancı'da huayza, huay kendi demek. Za doğum demek. Huayza kendini var eden, kendini doğuran. Bu dişil bir tanımlamadır. Bütün evrendeki, kainattaki bütün canlılık doğumu yaşarken, kendi türünü devam ettirirken yeni bir canlı meydana getiriyor. Bu bir dişil özelliktir. Biz bunu almışız, huayza olarak Hızır'la somutlaştırmışız. Kainatın, evrenin kendisini yeniden var edişi. Kaosta yeniden kurtuluş aklı. Hayatın bittiği yerde yeniden var olma. Hayatın bittiği yerden yeniden var olma. Zaten mevsimsel olarak da Şubat ayı, işte bu Hızır ayıdır. Bundan sonra bizim bahara giriyoruz. Krizden tekrar mevsimsel olarak da darda kurtulma aklıdır. Bu yönüyle de düşüncedir, fikirdir, fandır, izandır. Her zaman evrenin yöneticisidir, kainatın dengesidir. Hava, su, ateş ve toprak diye tanımladığımız, bizim çar anasır dediğimiz, Yunan felsefesinin arke dediği, Arapların anasırı erba dediği dört unsur, Hızır'ın şahsıyla, Hızır'ın üzerine somutlanmıştır. Hava, su, ateş ve toprak birbirlerine ikrar veriyorlar ve rızalık üzerinde evrende çarkı pervaz halindedirler. Bu aynı zamanda ekolojik bir modeldir de. Evet. Birey, toplum, doğa dengesi de bu çar anasırın çarkı pervazı üzerinde duruyor. Bu da Hızır üzerindedir ve bizim inancımıza göre de bu dört unsur kadının bedeninde, kadın formatında somutlaşmış. Bu yönüyle bu dördü kadının bedeninde vardır. Kadın da huayzayı, yeniden doğuşu sadece biyolojik olarak değil, düşünsel olarak da gerçekten de krizde kurtuluş kadın aklı. Bu yönüyle de baktığımızda Orta Doğu'da kriz dönemlerinden kurtuluşun adıdır. Ayrıca evrenle de, kainatla da, yeşillikle de, yeniden üretimle de, bollukla da, bereketle de ciddi bir ilişkisi vardır. Zaten Hızır'ın Halas olarak da bir ismi vardır. Halas da kurtuluştur. Kurtuluştur. Bu yönüyle Hızır toplumların o baskıcı, zor, kaotik ortamlarında yaratıcı bir fikirdir, bir düşüncedir.
Fam'dır, inançtır. Haksızlığa uğramış toplumlarda yeniden diriliştir, kurtuluştur. Nahak anlayışa karşı hak anlayıştır.